muayene. Arılığı nasıl muayene edersiniz? Girdiğinizde bütün arılığı bir gezin. Kovana dokunmadan önce arılıktaki giriş çıkışları, uçuş tahtası dediğimiz burası. Buradaki giriş çıkışları, gelenlerdeki polenlerin getirip getirilmediğini bakmak lazım. Artı bir tık üstte daha gidelim. Geziyoruz yine etrafında. Kovanın üzerinde mesela burada bal damlaları var. Ama bazen çizgi şeklinde, kahverengi şeklinde burada ya da uçuş tahtasında. Yani biraz daha mevcudunu artırmışız. Evet. O süreçte bu gibi kovanlara verebilirsin. Hangilerine verilmez konusunu iyi netleştirin. Bal üretiminde kullanılan arılara verilmez dedim işte. Evet. Yani bunu es geçmeyin. Tamam. Kontrol ederken arının kenarına koyar, sonra unutur onu. Diğer arılara bakarken, şimdi bir tane arı gelir, kovanına döner, 10 arıyla gelir. Aradan çok değil, 2 veya 3 dakikada bir tane arı 10 arı, 10 arı 100 arı ve 15 dakikalık bir süre içerisinde binlerce arı olur orada. Bu kurs temel bazda teknik arıcılığa kadar birçok alanda bize birçok şey kattı. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Her arıcının katılması gereken, arıcılık yapmak isteyen, bu alana ilgi duyan herkesin katılması gerektiğini düşündüğüm bir kurs. Çok faydalı oldu kendi açımdan. Merhaba. İlk defa böyle bir kursa katılıyorum. Daha önceden arıyı normal bir vatandaş olarak da bilirdim. Arılara hayran oldum. Çok eğitici bir bilgilendirme semineri oldu. Onunla eğitim oldu. Gerçekten arıcılığa ilgim çok daha fazla arttı ve şu an daha önce de hiç yapmamıştım ama arıcılık yapmak istiyorum. İlk fırsatta da yapacağım inşallah.